Evet, sanırım sesim geliyor. Evet, katılımcılarımız gelmeye devam ederken ben kısaca bir giriş yapmak istiyorum. Ee, öncelikle hoş geldiniz, iyi akşamlar herkese. Vakfımızın bu ilk etkinliğinde bu kadar kalabalık bir gruba konuşuyor olmak çok değerli ve çok heyecan verici bir taraftan da çok teşekkürler öncelikle hepinize biraz Türkiye tiyatro vakfının etkinlikleriyle ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum size ondan sonra konuşmanın ayrıntılarına gireceğim. E, tiyatroda Tarih Konuşmaları bizim e, uzunca süredir planladığımız bir dizi konuşma serisinin ilki aslında. E, i̇lerleyen günlerde diğer konuşma serilerinin de duyurusunu yapacağız bir taraftan. E, örneğin tiyatroda toplumsal cinsiyet konuşmaları, tiyatroda genç araştırmacılar gibi başka içeriklerle e, Türkiye Tiyatrosu özelinde olmak üzere bir dizi konuşmamız da olacak eğer ilgilenirseniz ve takip etmek isterseniz bunları özellikle web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi öneririm sizlere. Bu konuşmanın içeriği yani daha doğrusu daha geniş kapsamda tiyatroda tarih konuşmalarının içeriğinde biz bir parça genel geçer resmi tarih anlatısına olabildiğince eleştirel yaklaşmayı e, nostaljiyi yeniden üretmek yerine biraz o yapının üzerinde düşünmeyi e, bu yapıyı yeniden üretmemeyi sorgulamamayı, sorgulamayı planlıyoruz. E, bu akşam yapacağımız konuşma da zaten bu nitelikte bir konuşma olacak. Konuşmanın başlığını Allı Morlu Kartelalar olarak seçtik. Bu Burhan Arpad'ın bir yazısının başlığıydı. Direkler anlattığı. anlattı. E, bizim hoşumuza gitti şu nedenle 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başlarında direkler arasının daha doğrusu kafamızda canlanan o renkli ve hareketli dünyayı çağrıştırması açısından ilginçti bizim için. Fakat bugünkü konuşmamızda gözümüzde canlanan bu renkli ve hareketli dünya ve bir parçada o dünyanın günümüzde bir parça idealize edilmesi işte nerede o eski direkler arası ramazanları, eğlenceleri dediğimizde Kafamızda canlanan hikaye ile tarih birebir örtüşüyor mu acaba yoksa başka bir yerden de anlatılabilir mi bu yapı? Biraz bunun üzerinde düşünmek ve konuşmak istiyoruz hep birlikte. Ayrıca direkler arası bölgesinin ve direkler arasındaki tiyatro geçmişinin bizim kültür belleğimiz için nasıl bir önemi var ve nasıl bir yerde duruyor? Bunlar üzerinden de gideceğiz, bunları da bahsedeceğiz bu akşam. Ee, sözü kendisine vermeden önce e, sevgili Kerem Kar Karaboğa'dan biraz bahsetmek istiyorum e, Çoğunuz tanıyorsunuzdur ama kısa bir e, tanıtım yapmak isterim onunla ilgili de e, Kerem Karaboğa 93 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra 93-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve dramatürji Bölümünde doktorasını tamamlamış 94 yılında aynı bölümde öğretim görevlisi olarak başladığı görevine bugün profesör doktor öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak devam etmekte. E, ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslararası yayında yazar, çevirmen, editör ve hakem olarak e, yer almanın yanı sıra da oyunculuk sanatında yöntem ve paradoks, tragediyle sınırları aşmak ve e, bugün de biraz e, içeriğinden ilerleyeceğimiz Geçmişten günümüze İstanbul Tiyatroları, Suriçi İstanbul'u, Bakırköy ve Çevresi kitabının da yazarı kendisi. Ee, çok kısa bir teknik bilgilendirme yapmak istiyorum tekrar herkes için. Yaklaşık 40 dakika kadar sürecek bir konuşma planladık bugün. Ee, sizin sorularınızla beraber e, bu süre en fazla bir saat, bir buçuk saat arası e, sürecek. Konuşmalarınızı aşağıdaki chat bölümünden pardon sorularınızı aşağıdaki chat bölümünden iletebilirsiniz. Ben konuşmasının sonunda Kerem Bey'e ileteceğim. Olabildiğince hepsini yanıtlamaya çalışacağız sorularınızın. Ee, bu arada konuşmanın kaydı alınıyor. İlerleyen günlerde vakfın YouTube hesabından e, izlenebilir hale gelecek. Bunu da duyursun yaparız zaten sizlere yine. E, ben sözü şimdi Kerem Bey'e vermek istiyorum. Buyurun Kerem Bey. Çok teşekkürler Ece. Herkes hoş geldiniz diyorum. Esen'le ve Ece'ye çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdikleri için. Şimdi dediği gibi Ece'nin benim bu konuda 2010 yılında bir çalışmam olmuştu. Yani direkler arası bölgesini de içine alan Suriçi İstanbul'u, ee, ve onun tiyatro geçmişi özellikle mekanlar üzerinden tiyatro geçmişi hakkında ee, şimdi biraz onun e, esas alarak e, onun çizgisinde ama e, daha ziyade e, Ecenin de e, söylediği soruları biraz dilekler arasına nereden bakıyoruz e, nereden bakılabilir e, orada neler yaşandı e, bunları biraz biraz e, ortaya çıkarmaya ve tartışmayı açmaya çalışmayı hedefliyorum. Burada önemli olan iki tane şey var direkler arası deyince. Bir tanesi direkler arasının Ramazan eğlenceleriyle özdeş kılınması. Yani o direkler arası deyince Ramazan döneminde yapılan tiyatro gösterilerinin, işte tülat gösterilerinin ve o aylara özgü, e, eğlencelerin e, akla gelmesi. Tabii ki bu tamamen e, yoktan or, or, ortaya çıkan bir şey değil. Gerçekten de direkler arası 1880'li yıllarda e, piyasası belirginleşirken, orada tülahat toplulukları ve e, Osmanlı tiyatrosunun yani Gedikbaşı'daki tiyatronun uzantısı sayılabilecek oluşumlar ortaya çıkarken, bunlar esasen Ramazan döneminde gösteri yapılan oluş, e, oluşumlardı. Fakat e, baktığımız zaman direkler arası bölgesine böylesi bir yaklaşım çok indirgemeci görünüyor. Yani daha Tanzimat döneminde Ramazan eğlenceleriyle bütünleşik haldeyken bile burada söz gelimi Güllü Agop'un Agop Vartovya'nın Cuma günleri de düzenli oyunlar oynadığını, onun dışında burada çok kalıcı güçlü toplulukların yine Ramazan dönemi haricinde ...düzenli temsillerle orada var olmaya çalıştıklarını ve oldukça da seyirci topladıklarını görebiliyoruz. Meşrutiyet dönemi ve özellikle Cumhuriyet'in kuruluşunun hemen öncesinde, mütareke ve savaş yıllarında ise... ...orada bugün de bahsedeceğimiz çok önemli oluşumlarla karşılaşıyoruz. ki Bunlar daha sonra tiyatromuzun, Türkiye'deki tiyatronun kurumsallaşması... E, yönünde oldukça temel teşkil eden e, onların tohumunu atan oluşumlar ki bunlardan bir tanesi Darül Bedayı e, oluşumu yine Darül Bedai ile beraber belki doğrudan tiyatro alanıyla değil ama çok önemli bir biçimde müzi müzik alanıyla e, çok ilişkili olan Darül Elhanın orada kurulması ki zaten bugün bile hala bir sokağın ismi Darül Elhan sokağı olarak geçer Şehzade başında. E, bu direkler arasının hemen arkasındaki sokağın ismi. E, Keza İstanbul Operet Heyeti diye bir oluşumdan e, da karşılaşıyoruz ki yine biraz ileride söyleyeceğiz. Bütün bunlar aslında e, bir yönüyle orada e, sadece Ramazan'a veya Ramazan eğlencesine endeksli bir e, tiyatronun değil e, tam da bu batıllaşmayla beraber ee, bizim Gedikbaşı örneğinde Gedikbaşı tiyatrosu örneğinde e, başlangıcını gördüğümüz e, bir yönüyle yüzü batıya dönük olan yani bu batıdaki özellikle Fransız bulvar tiyatroları komedi Fransız gibi e, oluşumlara öykülen ama bir yandan da yerel karakteristiğe sahip e, ve e, daha çok bir e, halk tiyatrosu yani sözcüğün anlamıyla da bir popüler tiyatro olmaya e, gayret gösteren, o yönde e, çalışan e, bir e, dinamiğin önemli bir parçası olduğunu e, söyleyebiliriz. E, yine bununla bağlantılı olarak direkler arası de, dendiğinde demin e, e, Ece'nin de söylediği gibi bir şekilde hep böyle bir özlem, nostalji duygusu yani keşke o günlere dönseydik, o zamanlar ne kadar güzeldi e, gibi bir Yaklaşım da hakim ama e, burada da büyük bir eksiklik e, olduğu söylenebilir. E, özellikle de oradaki e, bu var olma çabasının, demin bahsettiğim ölçüde çok da kolay gerçekleşmediğini en başta e, söyleyebiliriz. E, gerek gerek bu toplulukların e, süreçlerine bakıldığında, gerek tek tek sanatçıların e, hayatlarına bakıldığında. Bugün de olduğu gibi aslında tiyatronun bir ölçüde var olma, ayakta kalma mücadelesinin e, bu dinamikle, bahsettiğim dinamikle beraber direkler arası için çok e, hayati olduğunu, çok geçerli olduğunu e, gözlemleyebiliriz. Öte yandan e, baktığımız zaman burada oynanan oyunlar, gösteriler, e, burada e, pek çok yönden aslında e, birbirini tekrar eden, birbirini yenilemekten, geliştirmekten ziyade e, hep bu daha çok e, bir tür e, eğlencenin ve ticari e, sinemayla da rekabet içerisinde daha çok ticari e, getirinin üzerine inşa edilen bir yapıda olduğunu e, söyleyebiliriz. Öte yandan e, işe biraz toplumsal cinsiyet yönünden baktığımızda bir sürü direkler arası konusunda da geçiren buranın aslında bir Erkekler için eğlence mekanı olması. Ee, bir yönden de aslında özellikle böyle sülahat e, gösterilerinde e, daha çok böyle cinselliği, e, muhafazakarlık içerisindeki cinsel tarafı gıdıklayan yine Burhan Arpat'ın sö söyleyişiyle e, çok sayıda e, gösterimin olduğu e, bir eğlence e, 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 kültüründen, sektöründen, ee, söz edebiliriz. Ee, ve özellikle de mekan yönünden yani oradaki mekanların kalıcılaşması, kurumsallaşması e, yönünden bakıldığında e, özellikle hem işletmecilerin hem de idarecilerin hem de e, çoğu zaman e, sanatçıların belli yönlerde gösterdikleri dirayetsizliklerden söz edebiliriz. Dolayısıyla aslında meseleye biraz da e, tiyatronun Ülkemizdeki tiyatronun kurumsallaşması ilk ortaya çıkış sancıları içerisinde bir dinamik e, bağlamında e, baktığımızda e, aslında belki şunu söylemek daha çok mümkün oraya özlem duymaktansa yani orada daha bir e, hem sanatçılar nezdinde hem de e, yöneticiler nezdinde daha bir dirayet gösterilebilseydi e, sadece sanatçılar arası e, rekabete veya siyasiler arası rekabete kurban edilmemişseydi bazı şeyler bugün belki başka tür bir tiyatromuz olabilirdi veya tiyatronun çok tebel bir takım konularında en azından bayağı bir yol almış olabilirdik. Çünkü bir ölçüde direkler arasının mekansal olarak da yıkılışından sonra hep böyle bir sıfırdan başlama hep yeniden başlaman hep yeniden inşa etme gibi bir sürecin içerisine de e, girildiğini e, gözlemleyebiliyoruz. E, biraz bütün bu problemlerle beraber yani hem güzellikleriyle hem de sorunlarıyla birlikte e, bakmaya e, çalışacağız e, direkler arasına. Direkler arası nedir? Yani ilk akla gelen bana şey yaptıysan e, evet. Bu arada ilk aklımıza gelen görüntü. Evet yani bu meşhur e, fotoğraf e, direkler arası e, fotoğrafı e, yani bu 1880'lerden bir fotoğraf herkes görüyor e, umarım e, şimdi burada e, bu isim yani direkler arası ismi e, bu cadde üzerinde yer alan damat İbrahim Paşa Sebil'i ve külliyesine gelir sağlamak amacıyla Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın e, ...1720'den sonra yaptırdığı bu yeni çarşıya... ...ve bunun mermerli sütunlu revaklarına isim olarak verilmiş. Ee, ve bu e, revaklar e, ve mermerli sütunların her birinde de... ...içerisinde de birer dükkan var. Yani burası bir çarşı. Zaten de, demin de söylediğim gibi gelir sağlamak için e, olan bir yer. E, buraya tiyatroların... E, yerleşmesi ise bu e, mekanın ya da bu revakların içerisine yerleşme şeklinde değil bunun dışında yani bu bölgenin başlangıcında ve e, e, sonrasında yer alan bir takım e, özellikle konakların e, kahve, kıraatane bahçelerinin veya yine e, belli boş arsaların üzerine e, salaş diye tabir edilen ahşap e, binaların e, yapılmasıyla e, şekilleniyor ve buralarda e, gösterimler e, karşımıza çıkıyor. Şimdi bu e, revaklar, e, özellikle 1894'teki bu büyük e, küçük kıyamet diye nitelendirilen e, şimdi fotoğrafını e, sağ olsun Ece'nin bana yakın zaman önce yolladığı, belki biraz yakınlaştırabiliriz. Evet şu fotoğrafta da gördüğümüz e, depremde e, zarar geliyor. Bir kısmı zaten o sırada yıkılıyor, tarumar oluyor. E, ama esas büyük yıkım direkler arası için. 1910'da Cemil Topuzlu'nun e, e, şehreminiliği yani belediye başkanlığı sırasında buradan tramvay geçirmek üzere ee, ve tramvayın geçebileceği direkleri inşa etmek üzere e, bütün bu revakları kaldırmasıyla yaşanıyor. E, bu meşrutiyet döneminden bir fotoğraf. Aşağı yukarı aynı açıdan ama biraz daha yakından çekilmiş. Burada gördüğünüz gibi zaten 1910'larda e, herhangi bir direk revak kalmamış durumda. Ama buna rağmen direkler arası diye isimlendirmeye meşrutiyet yıllarında da cumhuriyet yıllarında da devam ediliyor. Şimdi. Ee, bu dönemde yani elektriğin gelmesi, tramvay e, yolunun e, her ne kadar arabalar da hala e, yoldan geçmekle beraber e, inşa edildiği dönemde daha önce sözünü ettiğim o salaş e, tabir edilen ve daha çok Ramazan e, ayında kurulup sonra kaldırılan e, ama kimi örnekleri de. Ramazan sonrasında da ayakta kalarak düzenli gösterimler yapan mekanların yerine daha kalıcı ve meşrutiyet döneminde Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar da tiyatro gösterilerinin ve sinema gösterilerinin yapıldığı mekanlar alıyor. Şimdi burada önemli bir şey. Yani bu 1880'li yıllarda ve meşrutiyetin ilk yıllarında bu direkler arası bölgesi, Şehzadebaşı diyelim genel olarak, e, Balaban Ağa Mahallesi de diyebiliriz. Ve onun etrafındaki e, yerleşim yerlerinde e, daha ziyade e, Bağbaali'de yani devletin yönetim organlarının da olduğu e, mıntıkada e, e, çalışanlar, e, kimi e, yüksek e, bürokratlardan daha düşük memurlara kadar bir e, kesim e, ikamet ediyorlar. Ve e, bu kesime aslında bir anda en başta hitap eden, onları kendisine çeken bir tiyatro var. Öte yandan e, direkler arasının demin de gördüğümüz e, fotoğrafta olduğu gibi çarşı niteliğinde olduğu, ve üzerinden atlı arabaların, o direkler arası piyasası denilen faytonların e, geçiş yaptığı döneminde ise, e, oraya gelene kadar önemli olan iki tane gelişme var. Bunlardan bir tanesi, e, bu e, Karaköy e, Köprüsü'nün ve Unkapanı Köprüsü'nün e, yapılması. E, bu çok önemli bir e, şey sağlıyor. Çünkü e, yani daha çok gayrimüslim, işte bankerlerin para piyasasının olduğu ee, Beyoğlu ve Karaköy bölgesiyle e, demin bahsettiğim gibi daha çok e, idari mekanizmaların, bürokratların e, yerleşik olduğu e, Eminönü, e, Beyazıt, Şehzadebaşı bölgesi arasında bir e, bağ kuruyor e, bu e, köprüler. E, buradan aslında gidip gelmeyi kolaylaştıran da bir niteliği var. Zaten bu piyasa e, faytonları bu köprüleri kullanarak geliyorlar, tekrardan geri gidiyorlar vesaire. Yani sonuçta bu hareketlilik bu köprülerle batıdan doğuya e, tabiri caizse e, geçişlerle de e, sağlanan bir de e, Ve bu da aslında tam da o direkler arasına özgü diye tanımlanabilecek e, bir yönüyle Alafranga, bir yönüyle Alaturka niteliklerin böyle kendine özgü bir biçimde e, karışmasına, bir araya gelmesine neden olacak. Yani demografik karakteristiği aslında burada belli bir alımlayıcının, e, alınlayıcının, seyircinin varlığını e, buraya para vererek e, gelen ve bir tür batılaşmaya da beraber kültürleşmeye çalışan bir kesimin e, varlığı aslında direkler arasını e, direkler arası yapmaya başlıyor. Şimdi bu bahsettiğimiz kesim daha önce kuruluşunda da e, göz önüne alınan ve o gürü, kuruluşu besleyen bir kesimdi. Fakat Gedikbaşı Tiyatrosu e, 1884'te e, yıkılıyor. Bunun öncesinde de Agop Ayval, e, Vartovya'nın e, burayla olan kirasının bitmesinin sonrasında da zaten kendisi Saray Tiyatrosu'nu alıncaya kadar Abdülhamit tarafından burada tiyatro yapmaya devam ediyor. Yani Osmanlı Tiyatrosu burada devam ediyor. Dolayısıyla Osmanlı Tiyatrosu'ndan gelen bir e, yol da var direkler arasından. E, ve ileride bahsedeceğimiz Osmanlı Dram Kumpanyası'na dönüşümün önemli mimarlarından olan e, ve direkler arası deyince bence en önemli isimlerden bir tanesi Mınakyan var. Ee, öte yandan evet direkler arası başta e, Ece'nin de söylediği gibi o allı morlu karteralarıyla meşhur bir yer ki bu karteralar aslında tülüatı temsil ediyor, tülüat tiyatrolarını temsil ediyor. Çünkü bu tülüat tiyatrolarının önüne konuyor bu karteralar ve orada o gün neyin oynandığını, e, neyin sergilediğini seyirciye sunuyor ve onlara bir çağrı e, niteliği taşıyorlar. Ee, ve Tuluat da aslında baktığınız zaman yine e, bu e, Gülü Agop'a, Agop Vartovya'na verilen e, Türkçe oyun oynama tekerinin e, bir e, uzantısı olarak ortaya çıkan bir şey. İleride yine bahsedeceğiz. Daha 1870'lerin ortasında ilk Tuluat oyunları ve tülüat topluluklarıyla karşılaşmaya başlıyoruz. 1880'ler itibariyle de bu toplulukların yerleşik mekanı yine direkler arası oluyor. Ee, şimdi demin söylediğim gibi sabit mekanlar e, kurulmaya başlanıyor. Çünkü bu bir tür piyasası olan getirisi olan bir iş. Sadece Ramazan'la sınırlı olmaksızın Ramazan'da çok daha büyük rağbet olsa da e, sürekli gelir sağlanabilecek bir iş. Bu tabii işletmecilerinin de ilgisini çekiyor ve e, bir takım sabit mekanlar oluşuyor. Şimdi burada bir Başka e, fotoğraf. Bu 1930'lu yıllardan bir fotoğraf. E, burada artık o direklerin e, üzerine e, e, sokak lambaları da e, görebiliyorsunuz. E, deminki açıdan değil ters açıdan çekilmiş ve burada hemen ileride karşımızda çok önemli bir e, yapı var direkler arası e, tarihçesi açısından. O da Letafet Apartmanı hemen e, bu şeyin sonunda gördüğümüz. Sol tarafta e, Ferah e, tiyatrosunu görüyoruz 1941'de yanmadan önceki haliyle ve onun hemen e, biraz öncesinde burada belki yakınlaştırarak bakılabilir ama çok netleşeceğini zannetmiyorum. Evet bu Ferah tiyatrosunun çatısı e, sağ tarafında. E, Letafet Apartmanı. Biraz daha öne doğru gelirsek, şu önünde e, camlı e, girişini gördüğümüz e, Millet Tiyatrosu, daha sonra Turan Tiyatrosu ismini olacak, alacak olan bina. Ve onun hemen karşısında da e, burada Singapur Geceleri filminin oynadığı Hilal Sineması ki onun daha önceki ismi Şark Tiyatrosu. Ve onun hemen e, sonrasında da burada e, o tabelalardan ötürü tam net görmediğimiz e, milli sinema e, yer alıyor. Ki burası da yine tiyatro gösterilerinin e, yapıldığı e, önemli mekanlardan bir tanesi. Şimdi e, bu haliyle bile aslında görünümü çok da şey değil yani daha e, salaş görünümünü e, sürdürdüğünü söyleyebiliriz ama... Dediğim gibi bu 30'lara ait bir fotoğraf. En renkli dönemi ise e, aslında 1880 ile 30 arası. Ama e, e, daha belirginleştirmek e, istersek e, tam da e, 1910 meşrutiyetin ilanından e, cumhuriyetin ilanına kadar ki dönem ve cumhuriyetin ilk yılları e, diyebiliriz. Şimdi burada e, önemli binalar e, dedik. Ee, burada bahsettiğimiz mesela soldaki az önce sözlediğim Millet Tiyatrosu, La Scala'yı İtalya'daki La Scala Operet binasını model alan onun minyatürü şeklinde yapılmış bir bina ee, ve burada gerçekten de e, operet temsilleri oluyor. İstanbul Operet Heyeti'nin ilk temsilleri burada yapıyor. Müsait Cade Celal'in e, de yazar olarak içerisinde yer aldığı oyunlar. Hemen onun yan tarafında söylediğim Ferah Tiyatrosu aynı zamanda sirk gösterilerinde yapılabileceği bir alan şeklinde düşünülmüş. Oldukça büyük bir tiyatro ki burada da anlatıldığı kadarıyla bazen gerçekten de sirkler, hokkobazlar geliyor. Hatta e, e, sirkte olduğu gibi hayvan oyunları vesaire yapılıyor. Yani orta alanı bayağı bir sirk alanı gibi kullanılabilecek bir tiyatro. Karşısında yer alan şark tiyatrosu, daha sonra da hilal sineması olan tiyatro e, yine e, balkonlarıyla, localarıyla e, büyük bir tiyatro ki burası da Kel Hasan'ın özellikle tülatçı, e, Kel Hasan'ın bir mekanı olarak bilinen bir yer. E, milli sinema demiştim. Milli sinemanın şöyle bir özelliği var. E, i̇kinci, yani bu bölgede kurulan ikinci e, sinema e, burası. Daha önce bu Gördüğümüz kadrajın hemen arkasında kalıyor. Ne yazık ki burada görünmüyor. Fevziye Kıraathanesi denilen mekan e, emperyal sinemasına dönüştüğü zaman 1910'ları e, yılların başlangıcında e, burası bu bölgenin ilk sineması oluyor. Yani bir yönüyle aslında sinema tarihi açısından da çok önemli bir yer. Zaten bu çalışmayı yaparken de Sinema tarihçilerinin e, bir takım çalışmalarından da çok faydalandığımı söylemeliyim. Fakat burada sinema, tiyatro iç içe geçmiş durumda. Çünkü sonuçta popüler eğlence şeyi neredeyse e, ve e, seyirci nereye daha çok yatırım yapıyorsa aslında işletmeciler de bunu işin içerisine dahil ediyorlar. Fakat sinema haline gelseler de bu mekanlarda her zaman e, tiyatro e, oynanmaya ve e, kimi zaman da çok başat bir, rol e, almaya devam ediyor. E, şimdi ki letafet apartmanı dediğim apartmanda çoğunuzun bildiği gibi e, Darülbeydae'nin ilk kurulduğu yapı. E, esasen bu yapının da e, daha evveliyatında Serasker Rıza Paşa için yapılmış bir e, apartman olma, konak olma niteliği var. Bunun üst katları özellikle anlatıldığı kadarıyla çok güzel bir boğaz manzarasına sahip ve bütün o şeyi üstten görüyor Ve burada bir tatbikat sahnesiyle beraber darül Darülbedai kuruluyor. Yine ileride sözünü edeceğimiz gibi. Dolayısıyla burası yani bu küçüklüğü içerisinde, iç içeriği içerisinde, ee, çok yoğun e, bir kültür sanat faaliyetinin olduğu ve alınıcılarını da çok e, renkli bir hayatın içerisine sokkan bir mekan gerçekten de. Öte yandan e, demin de sözünü ettiğim gibi e, pek çok sonrasında e, özellikle mütareke ve savaş yıllarında tiyatronun e, duayenleri sayabileceğimiz e, insan e, bu e, mekan tiyatro yapanları model olarak, ilk defa buralarda sahne çıkarak e, yollarına devam ediyorlar. Ve dolayısıyla demin sözünü ettiğim gibi zaaflarıyla ve artılarıyla pek çok şeyi kendilerine iz olarak taşıyıp sonrasına e, götürüyorlar. Son göstereceğim e, bu mekansal değişimle ilgili fotoğraf yine benzer açıdan ama daha geriden çekilmiş. 1958'de Burada büyük bir imar planıyla değişim yaşandığında e, karşımıza çıkan manzara. Burada gördüğünüz gibi ne letafet apartmanı var, ne sağ taraftaki Şark Tiyatrosu, Hilal Tiyatrosu, demin sözünü ettiğim Fevziye Kıraathanesi var. Bunların hepsinin üzerinden yol geçmiş durumda. E, sol tarafta ise e, Ferah Tiyatrosu'nun yıkıldıktan sonraki yeni Ferah ismini aldığı haliyle e, görüyoruz. E, ve artık bir sinema olarak kullanılıyor. Ee, onun öncesindeki e, Turan Tiyatrosu, e, Millet Tiyatrosu iken Turan Tiyatrosu ismini alan tiyatro ise Turan Sineması e, halinde. E, artık zaten bu tarihten itibaren e, bir tiyatro canlılığının, hareketliğin olduğunu söylemek mümkün değil. Yani aslında direkler arasının e, tiyatro hayatının ölümü bana kalırsa Dünya Savaşı'nın hemen arifesinde yani iki önemli olay bir ferah tiyatrosunun yanması bir de ileride bahsedeceğim Naşit'in Özcan'ın ölümü ile simgeleştirilebilecek bir şey. Evet 60'lara kadar ferah tiyatros sineması sonra şehzade başı sineması olan sinemada tiyatro gösterileri yapılıyor zaman zaman ama bu burada bir demin sözünü ettiğimiz yönde bir şeyin olduğu, bir dinamiğin olduğu anlamına gelen bir şey değil. Bir durum değil. E, ve aslında bu bizim bakışımızı da etkileyen bir şey. Çünkü 1958'de aslında tedavülden kalkmış bir şey. E, biz şimdi 2020'lere geliyoruz ve bu arada o aradaki boşluğu, e, pek çok e, anlatıyla beraber işte o nostalji, Ramazan eğlencesi e, sözleri, lafları, e, doldurmuş durumda bize e, intikal ediyor. Şimdi burada çok e, zaten bu değişimlerle de gördüğümüz bir şey var. Yani mekanların bir kalıcılığı yok. Bu bir İstanbul'un pek çok bölgesinde yaşadığımız bir şey. Ama burada çok daha ciddi anlamda mekan herhangi bir izi de kalmamış durumda. Çünkü üzerinden bir yoğur geçmiş. Bütün çehresi değişmiş durumda. Ki bu e, çok önemli bir yıkımla da birleşiyor. Ee, bu yol daha Bizans zamanından itibaren kullanıla gelen bir yol. Zaten burası da onun üzerine inşa edilmiş. Ama İstanbul Üniversitesi e, kurulurken, e, onun binaları inşa edilirken... E, ...bugün de kullanılan e, bir tünelle İstanbul Üniversitesi'nin büyük kapısının altından geçen bir yol açılarak... ...aslında bütün o bağlantı da yok ediliyor. Ve 50'lerden sonra buraya artık... E, bir tür ticarethaneler yerleşmeye başlıyor. Yani bu esnafları da e, ortadan kalkıyor buranın. Dükkanları, çarşısı da ortadan kalkmaya başlıyor. Sonrasında zaten e, buraya otosanayi geliyor. E, özellikle Aksaray e, civarı ve bu bölgeye. Vatan ve millet caddelerinin kurulmasıyla ve 1950'lere gelmeden zaten demin sözünü ettiğimiz demografi, yani buradaki o konak sahiplerinin, bürokratların e, Şişli Nişantaşı bölgelerine taşınmasıyla beraber e, baştan aşağı e, değişiyor. E, i̇lk göç dalgalarıyla e, burada e, İstanbul'a göçle gelen bir nüfus yerleşmeye başlıyor ve kademe kademe zaten günümüze kadar da bu göç dalgalarıyla değişen nüfus her zaman burada e, kendisini gösterecek. Dolayısıyla artık burada e, demografik olarak orayı besleyecek bir şey yok bir seyirci yok ya yani da bir kentli burjuva kesim yok e, tabiri caizse. E, bu ancak e, bir takım turne niteliği taşıyan e, gösterilerle e, kendisini gösteriyor. Şimdi burada mekanlar olmayınca, demografi böyle olunca e, geçmişe dair anlatıda da ön plana çıkan şey kişiler oluyor. Aslında burada çok şöyle bir taraf da var sanki. Yani e, biz Bugün de hep böyle kişiler üzerinden şey yapıyoruz. E, bu tabii bir yanıyla kaçınılmaz bir şey. Ama e, aslında burada mekanlar var olsaydı e, bambaşka bir e, tarih e, konuşuyor olabilirdik. Ya da bambaşka bir bellek üzerinden konuşuyor olabilirdik. Mesela işte Mınakyan veya Naşit Özcan onların kendilerinin bizzat yaşadığı mekanlar üzerinden konuşsaydık ki mesela millet tiyatrosu, ...şey için çok önemlidir, Naşit için çok önemlidir. Veya Ferah Tiyatrosu, Mınakyan için çok önemlidir. Yani onun mabedi gibidir neredeyse. Bunlar olmadığı zaman artık biraz göçebe bir tiyatroculuğa dönüşmeye başlıyor. Yani zamanımızda da artık böyle hep tiyatrocuların göçebeliği gibi bir durum... ...hala da yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla mekanlar olmayınca insanlar ve tiyatrocular... Ve tiyatrocuların mekanla ilişkisini e, anlatmaya e, dönüşüyor e, bir tarih anlatısı. Şimdi burada insanlar deyince demin sözüne ettiğim bence direkler arasının e, deyince benim için en e, temel şeylerden bir tanesi e, Minakyan. Münakyan. E, evet Gedikbaşı Tiyatrosu'nda hayata başlıyor ya da sanat hayatına başlıyor. Güllü Agop, e, Vartovyan'la beraber ama e, Vartovyan'ın özellikle Saray Tiyatrosu'nu alınmasının hemen akabinde e, direkler arası böl bölgesinde çok kalıcı diyebileceğimiz Osmanlı Dram Kumpanyası'nın kurucusu oluyor. Şimdi Osmanlı Dram Kumpanyası dediğimizde ve direkler arasında genel olarak baktığımızda tiyatrocular üzerinden bence iki tane şey var. İki tane Hat var diyelim ki bu hat 1950'lere kadar gelecek ee, direktler arası açısından yani o yıkılan zamana kadar gelecek. Bunlardan bir tanesi e, Buran Arpat'ın tabiriyle e, topluluklar ya da süflörlü e, oynayan e, gruplar yani çeviri oyunları sergileyenler ya da metin üzerinden oynayan topluluklar e, burada. Bunlara daha çok dramacılardan demeyi ben tercih ediyorum. Zaten isimlerinde de hep e, drama sözcüğü var. Yani Osmanlı Drama Kumpanyası isminde olduğu gibi. E, Meşrutiyet döneminde kurulan sahneyi Heves Topluluğu, Heves keren Cemiyeti Topluluğu vesaire. Bunların hepsi zaten bu e, tür oluşumlar ki bunların aslında baktığımız zaman e, tiyatrocu hikayeleri üzerinden okuduğumuz zaman hepsinin model aldığı e, saygı duyduğu bir isim e, Mınakyan. Vedai kurulduğu zaman da bu Darülvedai'nin e, eğitmenlerinden bir tanesi olacak. E, yani bir tür Muhsin Ertuğrul'un söylediği bir şey var. Yani hepimiz Mınakyan'dan öğrendik oradan çıktık dediği bir şey var. Gerçekten de bu e, e, okuduğunuzda incelediğinizde gördüğünüz bir şey. Mınakyan e, belli ki çok sahne e, şeyi olan, karizması olan e, aynı zamanda idareci ve eğitmen olarak da saygı duyulan bir isim. E, Direktler arası döneminde nasıl bir şey ağır basıyor Munakya'nın tiyatrosuna ve Osmanlı Dram Kumpanyası başta olmak üzere dramacılara dersek de melodramı görüyoruz. Yani melodram türünü görüyoruz e, belirgin bir biçimde. E, Munakya'nın kendisi bizzat e, daha çok bu baba rollerinde ee, yani Meladuran metinlerinin babası, acı çeken erdemli, işte e, her türlü zorluğa geç, göğüs germeye çalışan baba rollerinde çok e, ün yapmış bir isim. E, Mınagyan'la beraber bu tiyatroda yine Gedikbaşı tiyatrosundan gelen önemli bir isim. Bu fotoğrafta gördüğümüz Ahmet Fey'in sol tarafta ve Mınagyan'a sarılan da e, Kınar Hanım. E, burada ee, bir e, sahne fotoğrafı eee ya doğrusu sahne canlandırması fotoğrafı diyelim. Ee, burada işte baba e, ona destekleyen yani melodramın tipik karakterlerini görüyoruz ama kötü adamı görmüyoruz. Yani melodramda bir de kötü adam vardır. Şimdi baktığımızda bu oyunlarda e, kötü adamları e, oynayan çok ünlü bir oyuncu var. Bu olan Harutyun Aleksanyan. Aleksanyan Efendi. Gerçekten de Munakyanların repertuarına baktığımızda melodramlarda hep ne vardır? İşte cinayetler vardır, kötü e, olaylar vardır. Bu cinayet sahnelerini e, Aleksanyan e, bir duayeni olarak kabul ediliyor. O sahneye çıkacağı zaman e, özellikle elektriğin olmadığı zamandaki temsillerde ışıklar, e, gaz lambaları karartılıyor. Üç mum ışığında Böyle bir keman gıcırtısıyla e, böyle sinir bozucu gergin bir sesle e, Aleksanyan sahneye giriyor ve işte ya cinayet işliyor ya işte kötü eylemlerini yapıyor gibi. E, dolayısıyla temel manzarası aslında dram kumpanyasının ve Tanzimat ve Meşrutiyet'in ilk yıllarıyla itibaren melodram diyebiliriz. Melodram türünün çok e, popüler bir tür olarak da çok etki yarattığını söyleyebiliriz. Tabii bu melodram türüne Gedikbaşı'daki daha edebi niteliği, eser niteliği e, yüksek o, oyunlara nazaran ya da iddia taşıyan oyunlara nazaran daha hafif bir yaklaşım da söz konusu. Ama baktığınız zaman e, o melodramın içerisinde e, bir tür işte erdemli davranış, e, soylu davranış vesaire neyse bunlara dair de e, ipuçları var. Dolayısıyla söz konusu Osmanlı dramı olduğu zaman ...o direkler arası piyasasında e, kendisini gösteren bir şey var... E, ...durum var, manzara var. Şimdi e, insanlar sokakta e, hangi oyuna gideceğine bakarken... ...alışveriş ederken direkler arası ortamının en e, cibcibli tarafı da... ...bunların aslında bir yönüyle bir panayır yeri gibi... ...birbirleriyle iletişim kurdukları bir sağ olması. İşte orada şey... E, ee, Hüseyin Rahmi Gürüpünar çok güzel bir şey şey yapar. Yani böyle söz konusu olan e, Mınakya'nın tiyatrosunun afişi olduğunda aa işte ben bu şeyden hissiyatlardan çok de önem veririm tavrı içine girmek. İşte Tülat afişi ya da kartelası olduğu zaman da aman bunlar ne kadar banal şeyler e, mimikleri sergilemek e, oradaki başka insanlara da ya da genç kızlara hani ben daha kültürlüyüm hissiyattan anlarım şeyini vermenin e, e, işaretini vermenin bir yolu dolayısıyla dramacılar biraz daha sanatsal olanı yani işte hissiyatlarla ilgili olanı daha alaki ve erdemli olanı temsil ediyorlar zaten bu tiyatrolarda e, seyirci daha sessiz bir şey içerisinde. E, izleme içerisinde. Tuluat'ın tersine ileride bahsedeceğiz. Çünkü Tuluat'ta yemek yemek de serbest e, ve zaten gösteri şekli de bambaşka. E, ve bu çizgiden devam edecek Darül Bedai'de. E, şimdi bu fotoğrafta o meşhur Darül Bedai oluşumunun ilk e, şeyini görüyorsunuz. Toplantı halindeki ekibini görüyorsunuz. Bu yer demin gördüğümüz Letafet Apartmanı'nın ee, içindeki bir oda yani o e, demin şeyde gördüğümüz yol dışından gördüğümüz oda. Bu resimde Yakup Kadri, Abdullah Hamit, Yahya Kemal, Rıza Tevfik e, gibi isimler var. Ahmet Haşim, Ra Mehmet Rauf e, ve Andre Antoine da burada. Hemen o e, kapının önünde e, duran e, André Antoine Fransa'dan getiriliyor ve e, Darül Bedai'yi e, bir komedi Fransız konservatuarı e, çizgisinde bir konservatuarı e, yaratmak üzere. E, ve e, sınavlar yapılıyor bu binada. Letafet Apart'tan. Baktığınız zaman ekibe aslında daha önce bu meşrutiyet döneminde tiyatro yapmışları görüyorsunuz. Yani Mınakyan bu ekibin içerisinde, Reşat Rıdvan... Ee, bu şeyin tiyatro bölümünün başkanı ki daha önce yine meşrutiyet yıllarında Heveskaren cemiyetini kurmuş birisi. Ahmet Fehim e eğitmen, Burhanettin Tepsi e zaman zaman Avrupa'ya gidip gelen bir oyuncu, bir eğitmen. E hatta e ilk defa yine Mınakyan tiyatrosunu izleyerek işe başlamış olan Muhsin Ertuğrul bu eğitmen ekibin içerisinde bir tür asistan hoca gibi yine eğitmenlik yapıyor. Fakat bütün bunlar olurken yani darbeday eğitimine başlarken Andrew Antoan e, daha kurumsallaşmayı tamamlamadan gidiyor. Çünkü savaş patlak veriyor. Ve biz de Fransızlarla karşıt e, yerlerdeyiz. Şimdi bu noktada aslında yine yürütücü olanlar daha önce meşrutiyet ve tanzimatta direkler arasında tiyatro yapmış, ilk tiyatro hayatına meşrutiyet yıllarıyla bir kısmı girmiş sanatçılar oluyor. Ve devam ettirdikleri gelenek de aslında e, demin söz ettiğim Gedikbaşı'dan gelen Osmanlı Durant Kumpanyası'ndan devam eden bir gelenek. Onun eğitimi. Fakat kısa süre sonra yani bu ilk e, burada Letafet apartmanını yine 1950'lerdeki haliyle göreceğiz. Üst katlarında tatbikat sahnesi diye bir sahne var. Antoine gittikten sonra bu büyük e, e, odalı e, şeyin üçüncü katını yani en üstte gördüğümüz odayı kullanıyorlar. Onun içerisinde tatbikat sahnesinde provalar yapıyorlar. E, ve o artık eğitimden ziyade bir kumpanya olmak e, öne çıkmaya başlıyor. E, ve ilk gösterileri de ee, 1915 yılında sahneye konulan e, pardon 1916'da 1915'te provalara burada başlanıp 1916'da e, sahneye konulan Tepebaşı Kışlık Tiyatrosu'nda oynanan e, Çürük Temel isimli oyun. Burada bu Çürük Temel'in e, broşüründen ne görüyoruz? Bir sayfasını görüyoruz. Burada sol tarafta e, Darül Bedai oyuncularının amblemi var. Ee, meşhur amblem biraz yaklaştıracak olursak bütün bu şeylerde karşımıza çıkan lekeleri görmeksizin daha çok amblemi görebilirsek ha, in, inemedim pardon çok yaklaşmışım. Biraz uzaklaşayım. Evet. Ee, belki şimdi biraz indirebiliriz. Evet. Bu amblem e, ve çürük temel yazısı altta. Ama ee, bu logosu olacak yani tabiri caizse şeyin e, direkler arası oyuncularının ve konservatuar bir tarafa bırakılıp direkler arası oyuncuları hakikaten zaten oyuncular devam eden isimler. Aralarında Elize Binemeciyan e, bu konservatuarın ilk kadın oyuncularından. Kınar Hanım yine bu repertuar yani prodüksiyon ekibine katılan bir oyuncu olarak var. Yani... Bir kısmı Mınakyan Tiyatrosu'ndan, bir kısmı sahneye heves gibi oluşumlardan gelen bir sürü e, drama oyuncusu var. E, ve doğrudan doğruya bir drama topluluğu olmaya e, soyunuyorlar. Ve mekanları da e, Tepebaşı e, Kışlık Tiyatrosu, başka yerlerde oynamalarının ötesinde e, Ferah Tiyatrosu oluyor. Evet, burada... Tam da e, mütareke yıllarında 1920'lerde Ferah Tiyatrosu'nu görüyoruz. Demin e, caddeden gördüğümüz sol taraftaki bina. Ve burada dikkat ederseniz iki tane amblem var. Sol tarafta demin size gösterdiğim, sözünü ettiğim Darül Bedayı Tiyatrosu'nun sanatçılarının amblemi. E, tabii çok net görülmüyor. Sağda ise yeni sahne diye bir oluşum daha sonra Türk tiyatrosu diye bir oluşumla da karşılaşacağız. Bunlar Darülbeday içerisinde bölünen gruplar. Yani e, özellikle şehriminelikle e, anlaşmazlığa düşen e, ücretlerini alamadıkları için ya da e, belli yaptırımlarla edebi heyetim veya yönetim heyetinin yaptırımlarıyla karşılaştıkları için kendi gruplarını oluşturmaya çalışan oyuncular. Ve Mekan olarak da aynı yeri paylaşıyorlar. E, belli günler darbe beda oyuncuları, belli günler yeni sahne oyuncuları e, sahne alıyor burada. E, aralarındaki fark yeni sahne oyuncularının doğrudan doğruya kendi gelirlerini, yani maaş olmaksızın kendi biletlerinden sağlamaları. Tabi bunlar çok uzun ömürlü e, girişimler olmuyor. Fakat sürekli bir şey var. Yani şehriminilikle e, oyuncular arasında veya edebiyetle oyuncular arasında... Ve aynı zamanda bizzat oyuncu topluluklarının ya da oyuncuların kendileri arasında diyelim. Bütün bu bölünmeleri de bu yaratıyor aslında bu dönemde. Fakat e, ferah tiyatrosu açısından çok önemli bir dönem geliyor bunun arkasından. E, 1924 sezonunda e, ferah dönemi diye bütün şehir tiyatrosu kurucularının böyle e, ne denir bir tür romantizmle hatırladıkları bir dönem. Ki bu afiş de e, bu ferah e, dönemi adlandırılan dönemdeki kur, e, kullandıkları amblemi içeren bir afiş. Lir ve işte sağda solda o klasik ağlayan gülen maske. E, Darül Bedai Sanatkarları ismiyle. Ertuğrul Muhsin ve darül Darülbedai sanatkarları isminde de belirtilir. Çünkü burada dönemde gerçekten Muhsin Ertuğrul Avrupa'dan, İsveç'ten dönüyor. Ee, burada bir şey var, e, şehir e, şehreminlikle bir anlaşmazlık var. E, oldukça biraz savaş yıllarıyla da ücretleri düşmüş durumda. Ferah e, Tiyatrosu'nu tam da onun yanındaki Ferah Muhallebicisi'nden bir şey alarak, sponsorluk alarak, para alarak kiralıyorlar. Ve bir dönem, bir sezon aslında Aralık ayından e, Mayıs ayına kadar bir dönem burada tiyatro yapıyorlar. Şimdi burada yapılan şey e, o zamana kadar ki melodram tarzından veya işte Gedikbaşı çizgisinden biraz daha farklı. E, çünkü en çok bunu şey olarak hatırlamalarının nedeni de o. E, i̇mece usulü var tam manasıyla. Yani bütün çalışanlar aynı ücreti alıyorlar. Teknisyeninden Oyuncusuna yani bir hiyerarşi yok bir alt üst durumu yok yani Ertuğrul'un anılarında anlattığı gibi herkes her işe koşuyor yani oyuncular da kostüm dekor vesaire çalışıyorlar büyük bir gelirleri yok her şeyi şeyden alacak durumdalar ama para bölüşümünde bu şekilde bir ne gelirse eşit bölüşülür ilkesine yerleştiriyorlar. Ee, İsmail Galip Arcan gibi e, veya Besat Butak gibi isimlerin anılarına baktığınızda o dönem yani hiç kavgasız gürültüsüz bir dönem diye adlandırılır yani hiç oyuncular arasında aa sen şöylesin böylesin yani e, eskiye dayanan tartışmaların hiçbirinin görülmediği herkesin işe sarıldığı bir dönem ve oynanan oyunlara da baktığınızda gerçekten hani böyle işte, Henrik İbsen mesela çevriliyor sahneye konuluyor vesaire yani bir takım o şeyin İsveç'e gitmesinin, Avrupa'ya gitmesinin de etkisiyle biraz daha e, böyle e, o zamanın çağdaşlarının diyelim e, ya da e, yakın e, dönemin e, eserleri getirilmeye çalışılıyor. Ve bir de çok önemli bir şey e, öğrenci matineleri, daha sonra şehir tiyatrosunda da Muhsin Ertuğrul'un e, devam ettireceği öğrenci matineleri ilk defa burada kullanılmaya başlanıyor. Gündüz saatlerinde öğrenci e, gösterileri yapılıyor. E, dolayısıyla bir genç kesimi sahneye, tiyatroya çekmek diyebileceğimiz bir şey var. E, ve e, oldukça da seyirci topluyor. Fakat e, burada fotoğrafını gördüğümüz meşhur yine Agop e, e, Ayvaz e, kataloğunda da yer alan meşhur Darübedai sanatçılarının Trabzon'a, Karadeniz'e yaptıkları turneden e, gördüğümüz ekip ki bunların içerisinde nehir nehir var Muhsin Ertuğrul var Hazım Körmükçü e, e, Galip Arcan vesaire yani sonradan şehit yatılsının e, çok kurucu oyuncuları var. E, maalesef bu turne sırasında dağılıyorlar yani grubun Raşit Rıza bir başka grup oluşturuyor vesaire yani o imeceyle çalışmak paraları bölüşerek çalışmak e, çeşitli şekillerde. E, işlemiyor. Tam neler olduğunu kimse anlatmıyor ama e, Özlem'in, Nutku'nun şöyle bir değerlendirmesi var ki bir yönüyle tabii katılınabilir. Yani belki bir sanat tiyatrosu buradan çıkabiliyordu der. Belki çok iddialı bir şey ama biraz daha devam edilseydi belki bir sanat tiyatrosu olabilirdi e, İstanbul'da da gibi. Ama bu e, var olamıyor maalesef. E, dramacıların e, çizgisi 1926'da Ferah döneminin aslında kapanışından sonra artık şehir tiyatrolarının kurulması, işte direkler arası dışında gösterimlerin e, tepebaşı sahnesinde oynanmaya başlaması vesaire buradan çekiliyor dramacılar. E, zaman zaman gelen oluşumlar oluyor. Yine Darül Beyday'den ayrılan bir takım mesela Erzuman Besat Kurduğu topluluk gibi ki bu da bir sezondan e, daha ileri gitmeyen bir e, ve oradan dolayı şehir tiyatrolarını eleştirmek üzere kurulan bir oluşum. Dışında çok fazla e, temsile rastlamıyoruz direktör arası bölgesinde. E, burada devam eden başlangıcından beri direktör arası dediğince akla gelen en temel şey Tülühat ise çok canlı bir biçimde yaşıyor. Ee, ve tabii variyete tiyatroları, sirk tiyatroları yaşamaya devam ediyor. Demin söylemiştim Ferah aynı zamanda sirk ve variyete için yapılan bir tiyatroydu. Bu resimde de ben bayağı bir Agop Ayvaz Katalon'dan aratlamış gibi ol, oldum galiba Esen ama bu orada da vardı bu resim. Ee, bu fotoğraf e, da e, böyle bir gösterim. E, min resmi 1932 yılından ee, artık e, ferah sinema ve bu tarz gösterilerin olduğu bir yer haline dönüşecek. Gördüğünüz gibi deniz söz ettiğimiz yani bir erkek kalabalığı var ee, içeride işte dansçılar, kızlar vesaire, e, akrobatlar tarzı gösteri var. Bu zaten hep devam eden bir şeydi. Şimdi bir önemli şey daha var dramacılar yani bir parantez açıp bizim tiyatro değil belki konumuz tamamen alakalı değil ama. E, İstanbul Operet Eğitiminden bahsetmiştim. Ee, burada Millet Tiyatrosu'nda demin e, sözüne ettiğimiz o La Scala minyo, yani bir minyatürü olan tiyatroda ki bir leblebici horhor temsilinin e, afişi bu. E, ve sağ tarafta resmini gördüğümüz e, Nuvart e, Hanım. E, Nuvart Suat. O zamanın e, çok önemli bir şarkıcısı. E, ve e, o operet eğitiminde aslında e, baş bugayeri deniliyor, işte baş kadın sanatçısı prima donnası. E, hakikaten İstanbul operet eğitiminin ilginç bir yapısı var. Fevziye e, kıraathanesindeki müziki Osmani e, ce, cemiyeti var. E, bir yönüyle bunlarla çalışıyorlar ama bir yandan Batı müziğini e, etüt etmiş isimler var. Cemal Sahir gibi. Ee, Muhib Sabahaddin gibi ve bunlar aslında tam da bu e, geleneksel müzikle Batı e, müziğini birleştiren tarzda ki burada model aldıkları da yine Gedikbaşı döneminden o Dikran Çuacıyanın e, e, operetleri çünkü o da bir yönüyle Gedikbaşı ile doğmuş bir şey nasıl ki Tülüvat... o Türkçe oynama tekerine karşı ortaya çıkıyordu. E, Operet tarzı da Dikran Çuvacıyan tarafından bir tür e, Vartovya'nın tekeğini kıran bir girişim. E, bir yandan onun üzerine inşa ediliyorlar ama bir yandan da döneme özgü çok yeni e, metinler, operetler besteliyorlar. Demin sözün ettiği Müsahip Zade Celal'in bir takım e, müzikal oyunları da bunun içerisinde. Fakat bu yapıda belediyeden e, bir destek alma çabasına rağmen, ve düzenli olarak 1924-25'e kadar Millet Tiyatrosu'nda e, önemli temsiller vermesine ve seyirci de toplamasına rağmen e, daha oluyor Yani Ferah e, dönemi e, darbedai oyuncuları gibi e, kurumsal bir desteğin olmadığı yerde biraz sanatçı anlaşmazlıkları ve e, maddi sorunların da devreye girmesiyle ki onlar da mesela esnaftan, direktler arası esnafından çok yardım alıyorlar. Ama ona rağmen var olamıyorlar ne yazık ki. E, bu parantezi kapayıp Tülüat'a gelecek olursak... Tülüat'ta, evet Tülüat dediğimiz şeyin kurucusu... Kavuklu Hamdi ve Küçük İsmail. Burada resmini gördüğümüz ikili. Esasen orta oyunundan türeyen bir şey. E, buna dair bir takım hikayeler var. Bir tanesi işte bu tekeri kırmak için... E, oradaki gördükleri bir takım oyunları, e, Kavuklu'nun ve küçük İsmail'in uyarlayarak, e, Tülay'a çevirerek e, oynamaları, yani orta oyununun o geleneksel kurallarının dışına çıkıp ama doğaçlama tekniğini e, kullanarak oynamaları, ya da bir hikayede Thomas Pasuliejian'ın e, Agop Vartovyan'a kızıp, e, işte bir dönem e, kavuklu Hamdi'nin yanına gidip, bir oyunu beraber Tülahat'a dönüştürmeleri hikayeleri var ama Kavuklu Hamdi'yi görüyoruz Tülahat'ın mucidi olarak. Daha 1875'te ilk e, Aksaray'da gösterilerini görüyoruz. Ve Kavuklu bunu devam ettirmiyor. Bir dönem yapıyor, devam ettirmiyor. Ama esas önemli olan isim, e, burada resmini gördüğümüz yine küçük ile beraber Abdi, Abdurrezzak Rezak Efendi. Ve burada gördüğümüz kostüm de onun İbiş kostümü ee, ve onunla beraber de bir komiki şehir kavramı gelişiyor. Şimdi esasen bir tuvalet gösterisi tam da komiki şehir üzerine kurulur gösteri. Yapı olarak baktığınızda e, aynı o komedi de olduğu gibi e, veya klasik e, komedi de olduğu gibi işte uşak karakteri ön planda ki İbiş böyle bir karakter. E, aşıklar var. Küçük İsmail'i burada bir aşık rolünde e, görüyoruz. E, oturmuş pozda. E, i̇şte tabii ki aşık olunan genç kızlar var. Babaları var. Yani bu e, komedi delertedeki pantolone, e, işte Zanni, e, aşıklar üçlüsü gibi hikayeler var. Ama yine komedi delertede olduğu gibi her şey kullanılabilir. Yani çok trajik bir olay, çok pastoral ya da fantastik bir hikaye de e, şeye dönüşebilir. Tülata dönüşebilir. Mesela yine Reşat Nuri'nin anlattığı çok e, matrak bir hikaye var. Yani e, bir sahnede çocuklarını boğan bir anne kocasına kızıp izliyor. Adam da kocasına hep Mediha, Mediha diye sesleniyor. Sonra neden sonra onları e, yani bu çocukluğunda izliyor sonra anlıyor ki bu Medea. Yani Medea'nın tülatlaştırılmış bir temsili. E, yani Dolayısıyla bir trajedi de tülat olabilir ama her zaman için burada önemli olan şey komiğin olması ee, ve işin dönüp dolaşıp bir yerde komikle e, birleşmesi. Ee, mesela buna dair ileride göreceğimiz bir Ece'nin de bana şey yaptığı bir afiş e, üzerinde duracağız. Burada Reza Yıldız Tiyatrosu'na e, Güllü Agop gibi... E, alındığı dönemde bir resmiyle görüyoruz. O da 1895'te Abdülhamit'in Saray Tiyatrosu'na alınıyor ki o sırada çok ünlü. Yani gerçekten e, e, Abdülezzak ya da Abdü Efendi e, komik şeylerin piri e, bir dönem. Onun boşalttığı yerde ya da onunla rekabet içerisinde başka bir isim Kel Hasan. Demin ettiğim o Şafak, e, şey Şark Tiyatrosu'nun müdavimi. Neredeyse onunla özdeşleşmiş bir tiyatro. Ve aslında yine o Abdü'nin şeylerini kullanıyor. Fakat işte kendine özgü e, denilir ki sahneye böyle bir teneke, boş teneke atarak, sahneye girmeden önce o teneke düşermiş, ondan sonra gelirmiş falan gibi bir takım numaraları var. E, ve Abdü ile Kel Hasan'ın geliştirdiği tülatında şöyle bir yapısı var. Önce e, bir tür çırak komikler sahne alıyorlar. Bir e, skeç oynuyorlar, komiklikler yapıyorlar. Çoğunlukla komik şehriye benzerlik taşıyan şakalar, espriler vesaire. Sonra kanto giriyor. Şimdi kantoyla ileride bahsedildiği şey için ben çok girmeyeceğim ama kanto bölümü çok önemli. Çünkü işte o zamanın meşhur kantocusu Peruz var. Eee Virgin var vesaire. Bunlar aslında çok e, e, önemli sanatçılar. Çünkü mesela Perus kantoya çıkıyor ama Tülahatta da oynuyor. Başka bir operette de oynuyor. Yani kantocu ama pek çok yerde de geri geldiğinde melodramda da oynayan insanlar bunlar sanatçılar, kadın sanatçılar. Ama esas şeyleri kanto. Bir kanto bölümü geliyor. Kanto şarkıları, dansları vesaire ve bu kantonun içerisinde komikler de giriyorlar, çıkıyorlar falan. Sonra esas hikayeye geliyor. Yani komik şiirin başında olduğu, götürücüsü olduğu gittiğimiz zaman üç perde, beş perde ya da işte o iki saat üç saat yani çok uzun da olabilen e, içine dediğimiz gibi pek çok olayı alan tülahat bölümü giriyor. Şimdi bu Bey, çok efendim, çok sözünüzü bölmek istemezsin bir saate yaklaştık onu haber evet, vermek istedim tamam, size. tamam tamam ben şimdi şey alınca sözü alınca böyle yok. şey yapıyorum umarım sıkmamışımdır ama yok, e, sonuna getireceğim, yok, getireceğim. sonuna getireceğim. Ee, şimdi aslında biraz yapıyı Abdü ile Kel Hasan kuruyor diyebiliriz bu yapıyı yani Kavuklu Hamdi bir ölçüde ilk mucidi oluyor ama esas geliştiren abdi ve e, Kel Hasan oluyorlar tam da o şey tülüat gösterisi formu e, bu şekilde şekilleniyor anlattığım gibi ve bu e, tabii bir tür ustadan çırağa gidiyor yani Kavuklu Hamdi den Kel Hasan'a Abdiden de e, Naşit'e. Burada başka bir komedyen de e, yine senin Ece senin bana şey yaptığın Şevki Efendi. Burada da biraz afişe yaklaşacak olursak e, yine o şey tipini görüyoruz. Böyle tablo tablo e, şeyler verilmiş. E, hikaye akışı daha af, afişin kendisinde verilmiş. Ve biraz yakınlaştırırsak e, şurada o ibiş karakterini yani Abdil'in de oynadığı o kıyafet içerisindeki tipi görebiliriz. Ama bunun içerisinde olayların içerisinde çok acı şeyler de var. Yani melodramatik sahneler de var. Komik sahneler de var. Yani tablo tablo baktığınızda. E, şimdi oyunun ismi de e, Kızıl Hokkabaz ismi ve e, 14 perde 16 tablodan oluşuyor. Yani bayağı... E, Fasılalı bir e, oyun e, ve onun gördüğü, e, biraz yakından bakarsak sahneleri e, fantastik olaylar da var e, melodramatik olaylar da var içerisinde e, ama başrolde bir komik var komiki şehir var e, ama en e, meşhur e, yani zamanımıza doğru getirirsek en meşhur ve en e, direkler arasıyla özdeşleşmiş bana kalırsa ee, Munakyan gibi e, diğer isim ee, Naşit Özcan. Onun surpik Dudu e, kostümü içerisinde bir fotoğrafını burada görüyoruz. Naşit Özcan Abdi'den komik şehirliği alıyor. alıyor. Ee, ona e, Abdi devrediyor bu şeyi, rolü. Ama Naşit'in çok önemli bir tarafı var. Ee, yani neden direkler arasıyla özdeş e, olduğunu e, düşüneceği, düşündüğümü söyleyecek olursam şöyle bir tarafı var Naçit'in. Bir kere zaten kendisi orada doğmuş birisi. Balaban Ağa Mahallesi'nde ama esasen 1901'de 14 yaşındayken e, Müzikai Humayun'a giriyor. Yani saraya e, ya giriyor. Ve burada e, kuklacı Halim Bey'den, violonselci Zeki Bey'den dersler alıyor. Sonra yine Abdülrezak'tan o sırada 1895'te alındığını söylemiştim. Abdülrezak'tan e, orta oyunu e, öğreniyor. E, sarayda orta oyunu oynuyor Abdülrezak ki o da zaten orta oyundan gelen birisi. E, Güllü Agop'la e, dram bölümünde çalışıyor. E, Bernardla Fransız bir eğitmenle Pandemime Kumpanyası'nda yer alıyor. Sonra oradan 1910'da Saray Tiyatrosu'na geldikten sonra geliyor operet Kumpanyasıyla çalışıyor. Demin gördüğümüz o Leblebici Orhor onun da şeyi var. Yani düşünün kukla, pandemim, dram, orta oyunu, e, müzikal enstrüman yani dört dörtlük bir sanat. Yani gerçekten muazzam bir e, oyuncu. Ama tabii şeyle beraber e, bu popüler e, geçimle de beraber e, özellikle komik şehirliği öne çıkan birisi ama onun orta oyunda oynadığını, yeri geldiğinde Ahmet Fehim'in veya dramacıların e, oyunlarında da sahne aldığını, operet sahnelerinde de çıktığını görüyoruz. E, ve e, Naşit Millet Tiyatrosu'na yani operet heyeti bittikten sonraki tiyatroda e, çok düzenli olarak neredeyse onun özdeş bir biçimde e, ölümüne kadar 1943'teki ölümüne kadar daha doğrusu 39'daki rahatsızlığına kadar e, 24'ten 39'a 15 yıl düzenli oynuyor. Yani bütün o süreçte Neredeyse direkler arası demek, naşit demek. Ee, ve burada demin bahsettiğimiz o e, fotoğraflarda ve e, tablolarda da gördüğümüz e, komiki şehir şeyi içerisinde görüyoruz. E, kantocular bir alkış, yani gösteri sonundaki alkış bölümünde e, görüyoruz naşiti. O bıyık, kel kafa, şapka, kıyafet tipik bir komiki şehir kıyafeti. Bunu devam ettiren e, daha bizim bildiğimiz bir isim İsmail Dümbüllü var. E, Naşit'le rekabet içerisinde e, işe giren bir isim. Burada komikler müsabakası yani orada şey e, komiler diye geçmiş ama e, diye bir icat var. 1930'lu yıllarda aslında bu e, ya da onun başlangıcında diyelim. E, burada şeyi de görüyoruz komik Dümbüllü İsmail ismini de görüyoruz bu afişte. Ee, ve dümbürlü bunu devam ettirecek. Tülüatı ve orta oyunlu bildiğiniz gibi. Ama e, dümbürlü çok kalıcı bir biçimde şeyde durmuyor. E, direkler arasında durmuyor. Şimdi burada direkler arasında ölümünde bir şeyi söylemiştim. E, yangını söylemiştim. İkincisi Turan tiyatrosu. Yani Naşit'in ömrünü geçirdiği yer. Bunun önünden o cenazesinin kaldırılması fotoğrafını görüyoruz ki bu çok şey bir fotoğraf yani gerçekten bütün esnaf olan insanları alıyorlar onu o öyle vasiyeti de var o tiyatronun önünden geçmek kaldırıyorlar götürüyorlar yani bir ölçüde o ölçü, e, oranda e, o bölgeyle o bölgenin insanıyla bütünleşmiş birisi e, yani bana kalırsa direkler arası pek çok sanatçıyı barındırıyor ama Hani sembol şeyleri var dersem, dramacılar, tülüatçılar üzerinden gidersek biri Mınakyan, diğeri Naşit. Yani Naşitle Mınakyan müthiş bir şey yaşam geçirmişler ama yaşamlarını geçirdikleri yerlerle, mekanlarla, şeyler hiçbir şey yok. Yani e, bu çok şey bir şey tabii, çok e, düşündürücü bir şey. E, bugüne geldiğimizde e, evet bugün o revaklar. Ee, ...hala bir çizgileri duruyor. Bu belki bir on sene önce falan çekilmiş, kitapta yer alan bir fotoğraf ama bugün de öyle. Ee, böyle kırık dökük halleriyle dükkanlar duruyor. Ama caddeye baktığımızda, evet e, caddenin önden ve arkadan... ...ya yani da iki açıdan, yani Mezniciler tarafından ve Şehzade Camii açısından baktığımız zaman... Oradaki tiyatrolarla, oradaki ortamla ilgili hiçbir ibare, hiçbir şey yok. Ee, zaten yol gittiği zaman iş bitmişti ama artık oteller, dükkanlar vesaire e, sarmış durumda. Ee, evet o direkler arası e, şeyi, e, nostaljisi veya direkler arası e, Ramazan eğlenceleri bütün eşiğin dışında da bu bölgede bir Tek şey kalmış durumda. O kitapta da söylemiştim. Dikmen Hoca da e, hayıflanarak Hagopay Vaz Söyleşisi'nde ifade etmişti. Tek şey direktler arası kebap salonu. Yani bugün de duran bir yer. Sadece o ismi orası taşıyor. Bir de yan tarafta bir şubesi var. E, onun dışında hiçbir şey yok. Yani ne belediye nezdinde ne başka bir şekilde. Bir tane bir öğrencimiz belediyeyle böyle bir proje yaptığından bahsetmişti. Belki oradan böyle gençlere veya şeylere biraz yaratıcı dramayla da karışık direkler arasında artıran bir iş yapacağını e, yapmaya çalışacak. E, i̇şte bizim bir şekilde e, bir İstanbul Tiyatro Haritası yapma projemiz var. Bizim yine öğrenciler çalışıyor. Belki oralardan bir takım şeyler çıkacak. Ama bunu nostalji niyetiyle ya da özlem oluşturmak için değil. Gerçekten orada o kadar çaba harcamış. E, evet. Öyle ya da böyle eleştirelim, gerçekten bir sürü insanı etkilemiş sanatçıların anısına, bellek tazelenmesine yapmak önemli. Yani dediğim gibi benim naşitin ve Munakya'nın orada olmaması hakikaten çok ağrıma gidiyor. Bütün şeyi izlediğim, düşündüğüm zaman. Bunu söyleyebilirim. Uzattım kusura bakmayın ama dediğim gibi toparlaması da ancak bu kadar oldu. Ben 45 dakika demiştim bir saatten fazla konuştum. Umarım sıkmamışımdır. Umarım bu arada sorular vesaire de gelmiştir. Sorulara da zamanımız olur. Yani ben direkt arası konuşmaktan hiç sıkılmam ama umarım insanlardan şey olmazlar bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınızı e epey yo yoğurdunuz bizi. Dediğim gibi yorulmuyorum. Ben böyle lafa girdiğim zaman canlanıyorum. tam tersi. <laughs> Bu arada sorularınız olursa lütfen aşağıdan yazın. Onları Kerem Bey'e ileteceğim. Bu arada çok adı geçtiği için böyle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hago Bayvaz'la ilgili Kataloğundan bahsetti Kerem Bey. Türkiye Tiyatro Vakfı, Rantlink Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Ortaklığı'nda bir sergi açıldı. Kulis bir tiyatro belleği Hagop Ayvaz sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Şubat sonuna kadar 21 Şubat'a kadar görebilirsiniz sergiyi. Buradaki fotoğrafların bir kısmı oradaki sergide de var. Sadece burası değil tabii bu dönemde yani direktler arasındaki bu hikaye bir taraftan sürerken aynı zamanda Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar gibi bölgelerde neler olduğuyla ilgili de ve o dönemin Atmosferiyle ilgili de bilgi alabilirsiniz ve kısa not olarak iletmek istedim bunu. Ee, henüz soru almadık zannedersem. Ben çok gördüm herhalde insanları. <gülüyor> <gülüyor> ya da bilmiyorum. Ee... Olursa, olursa aşağıya yazmanızı rica edeceğim. Bu arada ben belki bir şey e, sorayım. Tabii bir sorun. De, Esen e, sen sorabilirsin. Bir, e, bir not belki e, ekleyebilirim. Şimdi bu nostaljiden e, bahsettik. Şimdiden baktığımızda o dönemin bu e, direkt arasındaki tülat tiyatrolarının, tülatçıların hakimiyetindeki dönemde buradan baktığımızda tulatı sanki çok böyle ideal ve ee, çoluk çocuk beraber gidip izlenebilen bir şey gibi algılıyoruz. Şimdi Ramazanlarda da o öyle bir e, anlatı üretiliyor tekrardan. Ee, örneğin 1927 yılında e, Refik Ahmet Sevengil tam şu cümleyle tanımlıyor, yani o dönemki bakışı anlatmak için halkın beğenisini bayağılaştıran sanat eşkıyadığı, uygar ve estetik tiyatronun düşmanı olarak yaklaşmış. Yani bir de Böyle bir bakış varken tam bu dönemde Naşit de aslında ısrarla başka alternatifleri de varken tulaat yapmak konusunda direniyor. Hı hı. Evet şimdi hı. soru muydu bu? Yoksa katkı yani Bir evet. e, şey demek evet. istedim. Tabii şimdi bu e, yani direkler arasının biraz daha böyle e, unutuluşa çekilmesinde bu tarz şeylerin de etkisi var. Yani e, ...işte sanat tiyatrosu veya... ...işte eğitici niteliği olmayan bir tiyatro... E, ...olması... E, ...ama zaten onun karakterisinde... ...öyle bir iddia hiçbir zaman olmuyor... ...yani tamamen eğlendirme, popüler eğlenceyi... ...hedefleyen bir tiyatro... ...yani bana böyle... ...ne bileyim... E, ...maskesiz komedi Delarte ile... ...siyasete, so şeye suya sabuna dokunmayan... ...ama e, kabere... E, ...veya revü arası... ...bir şey görüntüsü veriyor... E, hı hı. ...açıkçası... Ee, fakat şöyle bir şey var tabii yani e, bir form olarak kendine özgü bir formu var yani şey olun olmayın ben de mesela Tiloata çok şey olan birisi değilimdir yani bayılan birisi değilimdir ama bir yandan da hani bunu sadece şey diye e, yok saymaya da çok e, aşırı bir şey gibi geliyor bana e, yaklaşım gibi geliyor ee, içerikin ötesinde bir anlamı var çünkü o dönem için evet aynen öyle yani oynananın dışında bir şey var evet. ama tabii bunun e, dediğiniz gibi e, mesela işte o söz esprileri e, şimdi mesela notlarımdan şey yapabilirsem e, o söylediğiniz benim kitapta da bahsettiğim Reşat e, pardon şimdi Reşat yani sorular gelirken bir yandan da ona bakıyorum. Hı hı. Bir şey de vardı. Ee, evet. Yani bu e, şimdi tam bulamadım. Yani mesela dil esprileri e, Fransızca bir şey ona cevaben de işte onun lafını bozan bir şey. Yani orta oyununda falan da olan böyle laf çarpıtmalar, yanlış anlamalar, karagözle hacivat arasında yapıldığı gibi ya da kavukluyla şeker arasında yapıldığı gibi. Yani daha çok bunlara dayanan bir şey var. Ee, her seferinde de şaka yapma, şakayla alkış alma. Ee, yani tiplemenin kendisi de bahsettiğimiz, gördüğümüz gibi şey bitip Böyle daha kavruk, kaba saba bir tip falan. Eee Tamamen güldürme esas. Yani şey o, güldürelim de nasıl olursa i̇şte güldürelim gibi bir durum var yani. De bu bölgenin başka bir e, özelliği de işte az önce sözünü ettiğiniz gibi devamlılığının olmaması. Beyoğlu'nda da evet. her hareketli bir durum var ama hiç değilse e, yani niteliğinden ve biçiminden bağımsız olmak üzere bir süreklilik arz eden bir yapı var. Fakat direkler arası hiçbir iz bırakmamak üzere yok, yok oluyor. oluyor. Evet. Dolayısıyla yani o... delilik üzerinden baktığımız zaman da aslında büyük bir e, yok oluş ve bir boşluk oluşuyor direkler arasının yerinde. Yani evet şimdi mesela tabii bir böyle yüksek sesle düşünüyoruz da hani o komedyen, komik şehir mefhumu aslında hep devam ediyor. Yani sinemanın içerisinde devam ediyor. Günümüzün komikleri üzerinden devam ediyor. Yani aslında tülatı bir tarafa bırakırsak o şehrin komikki şehri e, ve olma veya işte halkın komiki şehri olma meselesi üzerinden biraz ben şey yapıyorum yaklaşıyorum. Yani Hı. Naşit ne bileyim bugünün bir sürü komedyeni yani bizim de popüler olmuş beğenelim beğenemeyelim bir tür onların prototipi sayılabilir, onların öncesindeki şey olabilir. Yani oradaki komik şehir mefumu e, orijinal bir mefhum hı hı. ki e, daha sonra sinemada mesela melodram filmleri ve komik filmlerle aslında sahne üzerine tam da o türle altı melodram geleneğinden gelen komik şehirler e, baş melodram şeyleri e, yerleşti yani bizim şeyimizde var. Dünyamızda var. Ee, ve esasen onun ilk kaşındığı yer, ilk ortaya çıktığı yer de bana kalırsa e, direkler arası muhiti. Oradaki eğlence şekli, oradaki tiyatrocular hı hı. E, diye düşünüyorum ya da gibi geliyor. Bir parçada şeyden bahsedebilir miyiz acaba kısaca? Esen Hanım'ın sorusu üzerine iletiyorum. E, direkler arasındaki bu, e, bu atmosferin Heraya geçişi ve bu aradaki ilişkiyi birbirini nasıl etkilediği üzerinden belki kısaca birkaç şey söylemek gerekir. Ee, yani şöyle, e, Tülvat dediğimiz şey, e, İstanbul'un çeşitli yerlerine yaptığı turneler vesaireler e, hariç tutulursa, esas merkezi olarak burada şey oluyor. E, direkler arasında. E, hayat buluyor, yerleşiyor. Direkler arası e, daldıktan artık oradaki tiyatrolar kalmadıktan sonra ise işte Dünbüllü aracılığıyla belki Dünbüllü'nün devamı olarak e, ona yakın Nece Uygur diyebiliriz belki gibi komedyenler aracılığıyla kentin başka bölgelerine, mesela işte bildiğim kadarıyla Necdet Uygur'un hatırladığım kadarıyla Pangaltı'da işte uzun zaman bir şey tiyatrosu oldu e, kentin farklı yerlerinde oraya taşınması var ama artık tülüat olarak devamlılığı gibi bir durum söz konusu değil. Yani o tülüatta bahsettiğimiz yapının devamlılığı söz konusu değil. Daha çok o komik şehir karakteristiğiyle e, diyebiliriz. E, şey açısından drama açısından bakarsak da e, demin söylediğim gibi yani e, dramacılar ilk şeyde tohum atıyorlar. E, direkler arasında tohum atıyorlar. Ee, sonra e, buradaki mekanlarından letafet departmanından taşınmak zorunda kalıyorlar ve sonra da grup olarak Ferah'ı e, uzunca bir süre e, kendilerine e, merkez alıyorlar ama sonra e, yani Ferah döneminin bitişinden sonra artık zaten şehir tiyatrosunun kurulmasıyla demin söz ettiğimiz bu nüfusun e, yavaş yavaş yani Şehzadebaşı ve etrafında yerleşik olan nüfusun şişli bölgesinde yani yeni yapılanan yeni bu kesimin daha çok taşındığı bölgelere gitmesiyle beraber de o kanala Beşiktaş şişli taksim kanadına taşınıyorlar. oradaki seyirciyi daha çok hitap eden bir e, tiyatro yapmaya başlıyorlar. Buradaki seyircilerin içerisinden de bir kesim gidip onları orada seyrediyor tabii ki. Yani e, bir anlamda oradan buraya geliş, buradan oraya gidiş şeyi, yani o daha çok meşrutiyet ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına özgü gidiş gelişler ortadan kayboluyor. En fazla işte komik şehir Naşit gibi komedyenler için kalkıp insanların e, e, oradan onun oynadığı millet tiyatrosuna vesaire gelmeleri gibi bir şey durum söz konusu. O da o komedyen veya o tiyatrocu çok beğenildiği için. Hı -hı. Soru var mı diye bakıyorum ama genelde teşekkürlerini iletmiş katılımcılarımız. <laughs> ben ee, teşekkür ederim yani gerçekten benim yani çok soru olabilir elbette ama yer, ben yeniden de, eğer çok şey yaptıysam kafa şişirdiysem vardır <laughs> ya bu tülü ve dramacıların o da hep bize gelen laf sürçülisan eylediysek affola <laughs> demeyi isterim yani bir yine onları bir tür yad etmiş oluruz tabii böylelikle ee, Nesim Bey bir soru iletmiş onu ileteyim hemen sonra da yavaş yavaş e, toparlarız zannediyorum evet e, Munakyan Ferah Tiyatrosu, kelasan Şark Tiyatrosu ele, e, eşleştirmenizi çok beğendim. Bu tarzda başka eşleştirmeleriniz var mı? Ferah'dan da olabilir. Çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim demiş kendisi. Ben çok teşekkür ederim. E, yani şöyle bir şey var. E, sürekli mekan değiştirme durumları var aslında tiyatrocuların. Onun da nedeni işte kiralar, e, bir topluluğun dağılması, yeniden toparlanması gibi ama demin söylediğim o Şark Tiyatrosu'nun Kel Hasan bir tür yaşlanıp e, hani tiyatrodan çekilinceye kadar hakikaten onun yeri olması gibi bir durum söz konusu e, uzunca zamanlar zaten şöyle de bir şey var demin söz etmiştim e, tiyatro binası olan ya, yapılan yerler daha önce o e, Tanzimat döneminde e, işte salaş tabir edilen e, bahçede kıraathane bahçesinde ya da konak bahçesinde kurulan yerler ee, mesela bu şark tiyatrosunun olduğu yerde daha öncesinde böyle kullanılan bir mekan ee, dolayısıyla Kerasan aslında bir tür tanzimatın içerisinden meşrutiyet yıllarıyla da de devamlılıkla e, burada e, düzenli olarak oynamış oluyor ama mesela e, Munakyan'da e, millet tiyatrosu ve ferah tiyatrosu arasında gitgeller yapıyor. Esasen ferah tiyatrosu mekanı olmakla beraber yeri geldiğinde millet tiyatrosunda da oynuyor. Ama drama açısından biraz daha böyle e, oturmuş mekanlar diyebileceğimiz, yani mesela dediğim ya Lasikala bir e, zaten e, pardon millet bir Lasikala minyatürüydü. Ferah yine şey bir yerde. Böyle mekanlar daha e, aranan yerler. E, ama tülahat açısından e, işte milli sinema gibi, şark tiyatrosu gibi yerler daha kullanılmaya kolay e, adapte olanabilecek yerler gibi bir durum var. E, benzeri bir kıyaslama e, özetle o netlikte yok. Ama millet tiyatrosunun çok uzun süre tam da naşitin sahnesi olması gibi bir durum var. Özellikle bu dediğim 1924'le 39 arası diyelim. Yani Naşit jübile yapana kadar. Ee, onun öncesinde milli sinemada şark tiyatrosunda yani o başka mekanlarda da oynuyor ama kalıcı bir biçimde 15 sene tek bir e, sahnede e, Kelasan gibi o da e, kalıyor. Yani şey yapıyor. E, yerleşiyor diyelim. Hatta onun şeyi yani Minyon Virgin'in e, ve bu Kelasan döneminin meşhur kemancısı Yorga Efendi'nin kızıyla evleniyor biliyorsunuz. Yani Adile, Naşit'in, Selim, Naşit'in anneleriyle ve orası aynı zamanda onların yaşam mekanları da. Yani üst katında kendileri yaşıyorlar. Yani öyle de bir yer. Hani tiyatronun üst katı oturdukları yer falan gibi bir durum var. O kadar tiyatro ile birleşik bir yaşantısı var Naşit'in. Bir dönem tabii öyle oturuyorlar. Bu arada tam Millet Tiyatrosu'ndan bahsetmişken bir küçük not daha eklemek istiyorum. Naşit öldükten sonra ve işte Turan Sineması, Millet Tiyatrosu Turan Sineması olarak değiştikten sonra ve sinemada artık direkt arasından çekilmesinin ardından burası Millet Tiyatrosu, Turan Tiyatrosu bir sünger deposu olarak kullanılıyor bir dönem. Evet. zannedersem 70'ler civarı ve Muhsin Ertuğrul'un bir serzenişi var. Bu kadar önemli bir yapı neden bir tiyatro müzesi olarak devlet tarafından kullanılmıyor diye evet. giden mekanlardan bir tanesi de burasıydı ve o dönemden beri bir müze ihtiyacı ve <laughs> direnci var belli ki. İnşallah biz de ilerleyen dönemde bununla ilgili çalışmaları sürdüreceğiz hep birlikte. Evet. Sonra bayağı bir şey oluyor. Beş katlı iş yanı oluyoruz. Evet, iş yanı e tamamen tiyatrosu. yıkılıp sonra... Iş tamamen yıkılmış durumda şu anda. Evet, sorularımız bu kadar. Bir buçuk saate de yaklaştık zannedersem. Daha fazla e, yormadan herkese evet. teşekkürlerimizi iletelim. Katıldığınız için, dinlediğiniz Peki. için. Ben ee, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. yani tekrar sizin de. Yani umarım... E, merak uyandırıcı, e, bilgi verici olabilmiştir. Yani içine girdiğimizde tabii çok anlatı var. Ben bunları olabildiğince törpüleyerek anlatmaya çalışsam bile evet hani e, gördüğümüz gibi e, bir zaman alıyor. E, yani aslında başlı başına çalışılabilecek bir yer ne yalan söyleyeyim ben de aklım çeliniyor. <laughs> Muhtemelen böyle bir kitap yani tamamen buna alan bir şey yap yapabilirim gibi geliyor. Orada bir bölüm olarak ve mekanlar üzerinden kaldı ama e, işin bir sürü e, başka boyutuyla yani tiyatro ve e, diğer e, e, sosyal kültürel boyutlarıyla ele alındı. Aslında çok şey bir malzeme. Ne, sadece çok evet Malzeme çok zengin bir malzeme gibi görünüyor hakikaten. Umarım merak uyandırıcı ve fikir açıcı olabilmiştir, soru sordurucu olabilmiştir. Tekrar teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler katıldığınız için. Diğer konuşmalarda yeniden bir araya gelmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar.